Sema 04 Semat kanalıma hoş geldiniz. Instagram sayfam Semat 04. Facebook sayfam Semat Hazar. YouTube kanalım Sema 04 Semat. Nasılsınız arkadaşlar? İşleriniz yolundadır inşallah. Herkesin sağlığı da yerindedir. Rabbim herkese sağlık huzur versin diyelim. Hemen bugün ne yapacağımızı anlatacağım ben size şimdi. Tekrar şöyle kısa bir özet geçeyim. Öbür videomda da anlatmıştım zaten. Benim videolarımın 15 tanesi silindi. Yaptığım, görmüş olduğunuz şu Adidas'ları yapmıştım. Birinci, ikinci, üçüncü bölüm şeklinde paylaşmıştım ama yanlışlıkla sildim. Silince de bütün arkadaşlarım ya da benim patikleri ören kişilerin ellerinde işleri yarım kalmış. Bunlar da bana özelden bildirdiler. İşimiz yarım kalmış diye. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Tabii ki herkese tek tek anlatamam. Zamanım da yok zaten. Ama arkadaşları kırmadım. Tekrar anlatma ihtiyacı hissettim. Şimdi bu gördüğünüz Adidas'ları ben mavi beyaz olarak anlatmıştım. İyi ki de bunu da satmamışım. Yani elimde kalmış da şimdi bunu tekrar arkadaşlara anlatmaya çalışacağım. Hepinize umarım güzel bir şekilde anlatırız. Gördüğünüz gibi bunu şöyle ölçeyim. Kaç santim? Aynı ölçüde ama ip olarak fark ediyor. Bakın, ipleriniz kalın olursa eğer taban boyu, patik boyu fark ediyor. Şunu şöyle ölçelim. Genelde çocuk patiklerin ölçüleri şunlardır. 13-14 santim büyüklüğünde olan bir taban yapıyoruz zaten. Bunu şimdi size aynısını yapıp anlatacağım. Baştan sona kadar anlatacağım. Sizin için her şeye değer diyorum ve hemen şuradan başlayalım patiğimize. Kalan kısımları da silmeyeceğim kanalımdan. Ha, niye silmemişsin bunu demeyin. Çünkü bana zarar olduğu için silmiyorum. Evet, ne yaptık? Şöyle bir diğer şöyle şuradan girelim konuya. Tabanın 24 tane zincir çekerek tabanı başladım arkadaşlar. Bakın, 24 tane zincir çekerek tabanı başladım. Şimdi 24 zincir çektikten sonra ben ne yaptım? Şöyle geri döndüm. 24 zincirden sonra bir yuvaya iki kere normal trabzan yaptım. Ardından o iki trabzandan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane trabzan yaptım. 18, yani artırmayla birlikte 19 trabzan yapmış olduk. Geldim burada tepeye. Bakın şöyle iyice yakınlaştırayım ki belli olsun. Bunu ben şimdi kapanacak bu zaten. Aynı yuvaya 7 tane trabzan yaptık. Şimdi bunun karşısına aynı bu şekilde trabzan yaparak devam edelim. 7 trabzan bizim patiğimizdeki burun kısmı. Patiğimizin burun kısmı. Şu şekilde yaptık zaten. Trabzan dediğimiz ipi tığımızı alıp iki kere de çektiğimiz teknik trabzan. Şu şekilde iki tane trabzan kalana kadar başa gidelim. Başa giderim de videolarım çok uzun oluyor. Onun için şimdi burada bu şekilde şurada bir tane kalana kadar bakın. Bir tane kalana kadar yapıp gelelim. Hadi bakalım. Bir tane kalana kadar geldik. Bakın. Bu bir taneye de aynı yere 1 2 trabzan yaptık. 2 trabzandan sonra hemen tepesine bağlayalım bunu kaydırma tekniğiyle içinden geçirdik. 1 2 zincir çektik. Burada aynı yere 2 tane batmıştım ya. Bunun üzerine tekrar artıracağız ama bu sefer sık iğneyle. Aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tane artmış oldu bakın. Hemen artırmanın tepesine geliyorum. Bakın burada bir tane artırmıştım ilk sırada. Onun tepesine bir sık iğne. Aynı yuvaya bir tane daha sık iğne. Sonra sık iğne olarak 10 tane
devam edeceğiz. Yani artırmadan sonra 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneden sonra tığın üzerine aldık. Bir tane yalancı trabzan. Hepsini bir çekeceğiz. Hepsini bir çektik. Diğer kısmı normal trabzan olarak 7 tane aynı yere trabzan yapmıştık ya, oraya kadar 7 tane trabzan yapalım. 7 tane trabzan değil, 7 tane artırdığımız yere kadar normal trabzan yaptık ve geldik artırma yerine. Bakın tam tepesine. Şu tepeye, her bir tepeye ikişer tane. Her zamanki tabandaki teknik. Her bir tepeye 7 tane trabzanın tepesine, hani 7 tane doldurmuştuk ya. Bakın, her birinin tepesine şöyle yapayım da görünsün iyice. Şöyle her bir trabzanın tepesine ikişer tane. Yani 7 tane olan trabzanımız 14 tane olacak. Bu da burun kısmında artırma yeri. 2. Son artırmamı da yapıyorum. Aynı tepeye 2 tane yaptık. Şöyle bir sayalım arkadaşlar. Bakın. Şuradan artmış. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bunu fazla artırmışım. 14. 14 taneyi artırdıktan sonra normal trabzan olarak tabandaki artırma yerine kadar normal trabzan yapacağız. Başını alıp 1 2 kere de çektiğimiz teknik. Nereye kadar? Şuradaki artırma yerine kadar. Bakın şuraya kadar gelelim. Pardon hanımlar. Hepsini trabzan yapmayacağız. İyi ki de kısa yolda fark ettim. Yine size yanlış öğretecektim. Buradan tekrar 10 tane şu artırma yerine kadar, şu artırma yerini şöyle ayırın. Şuradan sayın bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne. Bakın trabzanı yaptık. Artırmadan sonra kaç tane trabzan yapmışız? 2, 4, 6, 7 tane, 10 tane sık iğne yapacağız. Ta tepeye kadar burayı olduğu gibi sık iğne yapacağız. Şimdi 7 tane trabzandan sonra bizim ikinci sıramız. İnşallah kafanızı karıştırmadım. Yani bu tarafta ne yaptıysak o tarafta da aynısını yapacağız. Burada 10 tane sık iğne yaptık ya, burada da 10 tane sık iğne yapacağız. Artırmaların dışında. Artırmaya gelene kadar 10 tane sık iğne yapıp sonra tekrar artıracağız. Benim için. Şimdi ikinci sırada artırmadan sonra 7 tane trabzan yaptık. Şuraya kadar 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi geldik şurada artırma var ya, artırmanın ucuna. Şimdi burada da şu artırmanın ucuna 2 tane sık iğne, 1 2. Bir de aynı artırmanın tepesine 1 ve 2. 2 tane burada artmış oldu, 2 tane burada artmış oldu. Hemen şu tepeye geçelim çünkü karşıya geçiyoruz. 3. sıramıza bağladık. Bağladıktan sonra 1 2 zincir çektik. Aynı yere bir tane boş battık. Bakın bir tane boş trabzan yaptık. Şimdi burada artırmamız vardı ya, sık iğne ile artırmıştık. Aynı yere 2 tane. Aynı yuvaya 2 tane battık. Şimdi bir tane boş batalım. Boş trabzan yaptık. Şimdi aynı yere tekrar 2 tane.
Yani bu sefer iki tane yan yana artırma yok da bir tane boş trabzan yapıp bir tane artırmış olduk trabzan olarak. Sık iğneyi sadece o sırada gittik. Şimdi sık iğnenin üzerine de normal trabzan olarak burundaki artırma yerine kadar gelelim. Bakın şu şekilde. Şimdi burundaki şu artırma yerine kadar hep birlikte gelelim bakalım. Trabzanları yaptık. Tam artırma yerine geldik. Bakın zaten V şeklinde görünüyor. Aynı yere bir, aynı yuvaya bir tane daha. Şimdi arada bir tane boş yapacağız. Bir tane boş yaptık. Tekrar aynı yuvaya iki tane. Tabandaki gibi bir boş, bir artır. Bir artır, bir boş, bir artır. Zaten artırmaların üzerine denk geliyor, dikkat ederseniz. Bir boş, bir artır, bir boş, bir artır. Artır dediğim aynı yuvaya iki kere. Boş yaptık, artırdık. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, bakın bitti. Artırma bitti. Şimdi normal trabzan yapıp şuradaki iki tane artırma yaptık ya, şuraya kadar gelin. Şuraya kadar dolanın gelin bakalım. Normal şu şekilde trabzan yaparak oraya kadar gelin bakalım. Şimdi üçüncü sıraya geliyoruz. Bakın bir, iki, üçüncü sıra. Burada iki tane artırmıştık ya sık iğneyle. O iki tanenin tepesine geldik hemen. Şöyle şunu da yapayım. Bakın tam tepeye denk geliyor. Yok. Bunu aynı yere yapmayacaktım. Aynı yere bir, yani artırmanın üzerine artırma. Arada bir tane boş. Tekrar bir tane daha artırdık. Tabanda iki yerde artırma. Hemen şu arada bir tane boş kalıyor. Bakın. O boşa da şimdi boş kalmıyor. Orada bir boşluk oluyor. Ben oraya da bir tane yapıyorum. Hemen bağladım. Bir, iki zincir çektim. Şimdi ne yapacağız? Bu bizim üçüncü, dördüncü sıramız. Evet. Bir, iki, üç, dördüncü sıramız. Aynı yere battık. Bir. Bir tane daha boş. 2. Artırmanın tepesine geldik. Aynı yere 2 kere battık. Trabzan olarak. Bakın 2 kere battık. 2 tane boş. 1. 2. Tekrar artırmanın üzerine geldik. Aynı yere bir artırma daha. 2. Şimdi devam edelim. Bu bizim dördüncü sıramız. Devam edelim. Bu artırmaya kadar devam edin gelin. Normal trabzan olarak. Bakın tam tepedeki artırma yerine geldik. Gayet net görünüyor. Hemen bunun tepesine aynı yuvaya iki tane. Bir, iki. Arada iki tane normal trabzan. Bir, iki. Hemen ikinci artırmanın tepesine geldik. Bir, aynı yuvaya iki. Bu sefer de topukta uyguladığımız gibi iki normal trabzan bir artır. İki normal trabzan bir artır. Yani aynı tepeye iki kere. Bir, iki normal trabzan. Hemen artırmanın üzerine denk geliyor zaten. Bir yuvaya iki kere. Bir, iki. Artırmanın tepesine geldik. Bir, iki. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Dört sıradan oluşuyor. En son sırada
İki tane normal trabzan yapıyorsun, bir tane artırıyorsun. Zaten artırmalar artırmanın tam üzerine geliyor. Onun için hiçbir sorun yaşamazsınız. Bir ve iki son artırmaya geldik. Bakın son artırma. Bir, aynı yuvaya bir tane daha. Şimdi kalan trabzanlarımızın üzerine tamamen trabzan yapıp topuktaki artırma yerine kadar gidelim. Hadi bakalım. Bakın tam artırmanın tepesine geldik. Artırmanın tepesine tekrar bir tane artırdık. Bir tane batmıştım, bir tane daha battım. İki tane normal trabzan. İki. Tekrar bir tane daha artır. Ve iki. Şimdi burada bir tane boş. Zaten bir tane de burada boş var. İki tane boş ediyor arada. Hemen tepeye geçip bağladık. Bir zincir çektik. Tabanımız bitti bakın. Tabanımız bitti. Şimdi gelin bunun tek katına sık iğne yapacağız. Hemen şöyle üste geçelim. Şöyle ilkini tığın üzerine alarak yapıyorum ben ki belirgin olsun. Şimdi tamamen sık iğne. Çok sıkmadan ama tek katına. Bakın. Tek katına. Şu şekilde tamamen tek katına sık iğne olarak şöyle bakayım kaç sıra gideceğiz. Tek katına sık iğne gideceğiz. Şöyle bir kontrol edeyim. Kaç sıra gitmişim? 1, 2, 3, 4 sıra. 4 sıra sık iğne yapacağız. Şimdi bu 4 sırayı böylece tek katına dolanıp gelelim. 4 sıra artırma, eksiltme olmadan tamamen tek katına, ilkinki tek katına, şu ilk sırayı gidip gelelim tek katına. Ben size göstereceğim yine. Bakın tabandan sonraki ilk sıramız. Tek teline sık iğne olarak dolandık ve geldik. Şuradakine de batalım. Hemen karşıya geçtik. Bakın karşıya geçtik. İçinden çektik. Bak. Bir zincir çektik. Hemen aynı noktaya. Aynı bağladığımız yere batmazsanız patiğinizde açılma, daralma olasılığı çok yüksek. Şimdi ilk sıra ne yaptık? Tek katına, tek kanadına sık iğne yaptık ya. Bakın tek kanadına yaptık. Bundan sonraki sıralar normal. Şöyle normal batarak sık iğnemizi gideceğiz. Çok sıkı yapmayın. Eliniz gevşekse sıkı yapmaya çalışın. Bunların özelliği bu. Eğer sıkı durmazsa güzel durmaz bunlar. Ha dururken güzel durmaz. Zaten eninde sonunda ayağı giyilecek. Zaten o kalıbını alacak. Şimdi normal şöyle her sık iğnenin tepesine bir sıra sık iğne batarak tekrar şu başta buluşalım. Tamam mı? İkinci sıramızı gidiyoruz. Bakın. İkinci sıramızı gidiyoruz şu anda. Benim internet herhalde gidiyor. Bazen böyle bir net göstermiyor arkadaşlar. Şu anda ben net göremiyorum. Umarım siz ha şimdi netleşti. Bakın tabandan sonraki ikinci sıra bir, ikinci sıraya gidiyoruz. Dolanın gelin sık iğne olun. Tabandan sonraki ikinci sıramızın da bakın ikinci sıramızın da sonuna geldik. Toplamda 4 sıra yapacağız demiştik ya bakın. Şu arada bir boşluk var. Şu boşluğa kesinlikle kesinlikle şu boşluğa bakmayın. Şu boşlukta hiçbir şey yok. Orası iki tarafın ayrım yeri. Onun için oraya batmayın. Hemen üste geçtik. Çektik, kapattık. Bir zincir çektik. Aynı noktaya arkadaşlar bakın. Burada kesinlikle aynı noktaya batmazsanız dediğim gibi patiğinizin ağız kısmında açılma ya da daralma kesin olacaktır.
aynı noktaya bağladınız. Kaydırma tekniği yapıyorsunuz ya. Onun hemen üstüne batıyorsunuz. Tekrar sık iğne. Üçüncü sıramız. Tamam mı? Patiğin tabandan sonraki üçüncü sıraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Üçüncü sıra sık iğnemiz bizim. Hemen bağlayalım karşıya. Dördüncü sıraya geçmek için bağladık. Bir tane zincir çektik. Aynı bağladığımızın üzerine sık iğneyi başladık. Şimdi dördüncü sıra. Bakalım eğer ipimiz ince ise şu yükseklik az olursa beşinci sırayı da yaparız. Bu bizim dördüncü sıramız. Ben burada dört sırada bitirmişim. Ama bu ipim çok kalın bir ip olduğu için 4 sıra yükseklik buna normal geldi. Fakat bunda biraz ince görünüyor ipim. Normal patiklik ip ama ince görünüyor. Bakalım 4 sıra yeterli gelmezse 5. sırayı deneyeceğiz. Yani 5. sıraya 5 sıra yapabiliriz. Şimdi tekrar dolanıp gelelim 4. Bakın 4. sırayda bittik. Yani sonlarına geldik 4. sıranın da. Şöyle son sık iğnelerimizi yapalım. Yüksekliğine bakalım. Yükseklik bence yeterli. Çünkü küçük 6 aya kadar olabilecek ya da 1 yaşına kadar olabilecek bir ayak ölçüsü. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Bence bu yükseklik normal oldu. Şöyle bir ölçelim. Hiç ikilemde kalmadan. Şu patiğimizin şu kenar yüksekliğini bir ölçeyim bakayım. Şöyle. Evet. Ölçü hemen hemen aynı olacak. Bir de şunu ölçelim yüksekliğini. Evet. Ölçümüz tamamdır arkadaşlar. Ölçümüz tamamdır. Bu ölçü buna yeterli. Şimdi hemen ipimizi koparalım. İpimizi koparalım. Patiğimizin şu üst kısmına geçelim. Şöyle dursun. Şuna değil arkadaşlar, şuna değil bir tane atlıyoruz. Hemen ikinciye. Bir. İki. Üçünü bir çektik. Tekrar bir tane daha. Bir tane yaptık, çekmedik. Hemen arada sayalım. 2, 4. 2, 4. Beşincinin belinden. Bakın. Beşincinin belinden çektik. 1. 2. 3. Tekrar bir tane arada kalacak şekilde, bakın bir tane arada kalacak şekilde hemen önündekini bir tane keselim. Tekrar bir tane daha yapıp çekmeden hemen 2, 4, 5. Şöyle bir kontrol edeceğim. Bir yerde bir aksilik var gibi geliyor bana ama durun bakalım arkadaşlar. 2, 4, evet. 6 tane olması gerekiyor bunların. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olması gerekiyor. Burada bir yerde bir fazlalık almışım. Nerede fazla almışım? Şöyle kontrol edeyim. Arada 4'er tane olacak. 2, 4, burada 5 tane olmuş. Bakın. Yanlışımı buldum. Hemen. Burada 5 tane olmuş. Tekrar bir tane alıp yani şunun belinden dolayacağıma bir öncekinin belinden dolanmışım. Olay bu. Arada 4'er tane trabzan kalacak şekilde bu işlemi yapıyoruz. Tekrar bir göz atladık. Gözün arkasında kalıyor. Ben hemen bir göz atlı derken kestik. Bir tane daha yaptık. Çekmedik.
Hemen şöyle sayalım. 2, 4, 6. 6, 5'incinin 4, 5'incinin belinden. 1, 2, 3. Hemen burada 2 tane kaldı. Bunu da şöyle keseyim. Arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Gelin. Bakın. Şöyle de çevireyim. Bakın. Oldu. Şimdi hemen sık iğnemizi gidelim. Arkadaşlar, şu başlardakinin tam tepelerine batın bak. Tam tepelerine batın. Şuradakini de tam tepesine batın ki bura düzgün gelsin. Tam tepeye batın. Hemen geri çevirelim. Sık iğnemizi yapmaya başlayalım. Hemen dibindeki sık trabzanın başına. Şimdi her trabzanın başına bir tane sık iğne yapıp gelelim. Şöyle çevireyim. Şimdi yapın sık iğneyi gelin buraya. Şimdi sık iğnemizi yaptık, geldik. İki sıra böyle bu direkleri oluşturduk. Bir sırası burada, bir sırası burada. Sonra üzerine sık iğne yaptık biz bunun. Şimdi tekrar üçüncü ve son sıramızı gideceğiz. Bakın üçüncü ve son sıramızda şurada hemen dibine batmayacağız. Hemen bir ileri. Bir. Tekrar bir ileri daha. Kestik. Hemen bunun belinden aldık. 1, 2, 3. Tekrar burada bir tane bıraktık. Bir tane yaptık, çekmedik. Bakın. Tekrar buradakinin belinden alalım. Bunun belinden de aldık. Üçünü biz çektik. Tekrar burada bir ilmek atlayarak bir yaptık, çekmedik. Tekrar buradakinin belinden alıp her bir direğimizin belinden alarak aynı işlemi devam ettiriyoruz. Ama bu sıra farklı tabii. Bu sıra arada bir tane kalıyor. Bunu da yaptık. Tekrar bir tane atladık. Bir. Hemen buradakinin belinden girelim. Belinden girmedik. Yanlış yerden girdik. Ayarladık. Burası biraz meşakkatli. Yani dikkat istiyor, biliyor musunuz burası? Şöyle hemen. Yok, hemen dibine battık. Bakın. Onun altındaki bir tanesi duracak. Hemen bunun beline de arada bir tane trabzan yapacağız. O trabzanla birlikte bu direkten çıkardığımız ilmeği keseceğiz. Hepsi bu. Tekrar bir tane. Bakın, bir tane trabzan yapıyoruz. Hemen direğin belinden şöyle çıkarıp 1 2 3 kere de çektik ve tepeye geldik. Burada da 2 tane. Öbür tarafta da 2 tane kalmıştı ya. 2 tane yaptık. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın, bitti. Şimdi bu sıra ne yapacağız? Keseceğiz. Hemen birlikte keselim. Şöyle. Sık iğne tekniğiyle şu biriktir. Tığa biriktir. Her birinin tepesine bir tane batarak tığa biriktirelim bunu. Hepsini birlikte çekelim. Videoları, işleri yapmadan önce videoyu önce bir izleyin. Bakın bakalım hani ne yapılıyor. Ona göre eğer izlemeden direkt elinize tığ alıp da benimle birlikte başlarsanız çok çabuk anlayamazsınız. Çünkü ilk önce izlemeniz gerekiyor. Şimdi hepsini birlikte çekeceğiz.
Şurayı saymıyorum. Çünkü senin yapacağın patik büyük olur, küçük olur. Ama ben şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane kaldı. Hepsini birlikte çektim bunun. Bakın. Toplandı. Hemen bunu bir sıkıştıralım. Şöyle bir tane daha zincir çekip ipimizi kestik. Şöyle bir kontrol edelim şimdi arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? 2, 4, 6 tane direk oluşuyor. Aynı benim gibi yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi gelin bunun hani dil kısmını nasıl yapacağız? Orayı birlikte görelim. Şöyle bir türlü yanaştırıp da gösteremiyorum ama gayet düzgün oldu, değil mi? Şimdi kenar kısmına geçelim. Hadi bakalım. Bakın hanımlar şimdi dili yapacaktım ama kenardan yapalım. Bu sefer de ben ilk önce dil kısmını yapıyorum, sonra kenar yapıyorum. Şurada tek tel var ya, hani 3 tane tek tel vardı burada. Bakın 1, 2, bir de önünde 3. Şundan taktım tığımı, şöyle çektim. Bir zincir çektim, bir tane daha çektim. Hemen ikinci teli, şurada tek kat vardı ya bizim. 3 tane tek katımız var burada. Hani dedim ya ileride işimize yarayacak diye. O tek katı bunun için yapmıştık. Daha düzenli, daha bize de kolay olsun diye. Hemen yaptık. Bir tane daha. 3 tane patiğin üzerine gelecek şekilde bakın. 3 tane patiğin üzerine gelecek şekilde. Hemen bu sıramızı düz bir şekilde yalancı trabzan olarak yapıp şu tabana kadar gelin bakayım. Bakın tabanın ortaya kadar geliyoruz şimdi. Bu ortada sadece bir tane keseceğim. Bunda. Bir battık çekmedik. Bir tane de buraya battık. Üçünü bir çektik. Burada bir tane kesme yaptım. Çünkü taban hafif içeri gitsin ki çocuğun ayağından çıkmasın. Hemen şuraya kadar normal trabzan, yalancı trabzan olarak şuraya kadar gelin bakalım. Bakın şimdi tam üste kadar geldik. Üste kadar geldik. Burada da 1, 2, 3 tane tel var. Bakın 3 tane telden tekrar yalancı trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Burada da 3 tane telden yaptık. Tek katına orada da. Yani öbür başta da tek katına 3 telden. Şöyle çevirelim. Bir zincir çektik. Hemen bunun bir ilmek ötesinde. Şu dibine değil de şuna. Şöyle trabzan yapıp gidelim. Tekrar bu sırayda başa kadar şöyle normal trabzan olarak yapıp şuraya kadar gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar, bu patiğin şu kısımları, bakın şurası şöyle oval geliyor, çukurlaşıyor, tekrar yükseliyor, tekrar çukurlaşıyor, tekrar oval geliyor. Bunu getirmenin bir yolu var. Burada düz de yapısı olur ama bu ayakkabının özelliği bu. Yani bunu gösteren, buna estetik güzellik katan bu şekil. Tamam mı? Şimdi bunu nasıl yaptık? Ben ayarladım. Hemen size hazır söyleyeceğim. Şimdi ben ilmeklerimi saydım. İlmeklerimi saydım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9'uncudan iz bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bıraktım. Tekrar bir iz daha. 9 tane saydım. 10'uncuya
Taktım ipimi, 8 tane saydım, 9'uncuya taktım ipi. Şu taban kısmında ne kalırsa şöyle tabanı ayarlayın. Benim kaç tane kalmış şöyle bir ayarlayıp bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane kalmış. Tekrar burada 8 tane çünkü karşılıklı eşit olması gerekiyor. Bakın şu şuralar çukur olacak. Sık iğne yapacağız. Karşılıklı eşit olması gerekiyor. Aynı şekilde 9 tane de burada kaldı. Yani 9 tane burada, 8 tane burada, 17 burada, 8 burada, 9 burada. Hadi bakalım şimdi devam. Nasıl yapacağız orayı? Şimdi tekrar patiğimizi şöyle elimize aldık. Bir zincir çektik. Bir tane bıraktık. İkinciye tığın üzerine aldık. Yalancı trabzan. Bu 9 taneyi yalancı trabzan yapacağız. 8 taneyi sık iğne yapacağız. Zaten bir tane hani önden kesildiği için 9 tane 8'e düştü ister istemez. Şimdi hemen ipliğin yerindekini de tekrar bunu da yalancı trabzan yaptık. Hemen şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptık. 8 sık iğneden sonra tığın başına aldık. Tekrar yalancı trabzan. Şuraya kadar, şu topuğun şuraya kadar yalancı trabzan yapın. Orada tekrar buluşalım. Bakın şimdi geldik bu tarafa. Aynen bu tarafta da ipliğin olduğu yere yalancı trabzan. 1 2 3 4 5 6 karşıdakinin aynısını yapıyoruz. 6 7 8 8 tane de buraya sık iğne yaptık. Bakın 8 tane de buraya sık iğne yaptık. Tığın başına aldık. Şimdi yalancı trabzan başa kadar. O iplikler dursun. İplikleri çıkarmayın. Karıştırabilirsiniz. 6 sıra bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 7. sırada patiğimiz bitecek. Burayı her zamanki gibi bakın şöyle düzen dursun diye şöyle şu şekilde bir tane de önden o zincirden dönüş zincirinden aldım. Üçünü bir çektim. Tekrar bir zincir çektim. Geri döndüm. Bir tane atlayarak yalancı trabzan devam. Gitgide azalıyor zaten burası. Şimdi sık iğnenin üzerine sık iğne, trabzanın üzerine trabzan. 6 sıra bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bir şey yok. Trabzanın üzeri trabzan, sık iğnenin üzeri sık iğne. 6 sıra bu şekilde yapalım. Hadi bakalım. Bakın hanımlar 6 sıramızı da yaptık geldik. Bakın gayet de bombeli şekilde verdik biz buna. Şimdi hepimiz ne kadar memnunuz değil mi? Oh ne güzel oldu denk geldi diye. Şimdi şu ipimizi bir çıkaralım. Bu ipi çıkarmayın. Bu ipi çıkarırsanız şaşırırsınız. Çok ustalar için söylemiyorum ama yeni yapanlar için söylüyorum. Ve patiğimizin bakın bombeli kısmı bitti. Şimdi geldik buraya. 6 sıra bittikten sonra makasımı ne yapmışım? Şöyle bir zincir çekip bir zincir çekip ipimi keseceğim. Uzunca bir ip kestik ve bunu da bitirdik. Şimdi biraz sonra tabii dil kısmını da göstereceğim ama ilk önce şöyle şunu bir bitirelim. Şimdi şuradan bakın şuradan şöyle bir ilerden bir tane ilmek çıkaralım şöyle. Şuradan bir ilmeği alıp
Şuradaki yuvadan girelim. Bunun ağız kısmına tamamen sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Yani ona göre ayarlayın. Başka hiçbir işlem yok. Bir zincir çektik. Şimdi her bir yuvaya bir tane sık iğne yaparak gidelim. Bunun zincirini aralara takacağız. Yani burada buna zincir yeri bırakmıyorum. Bunun zinciri biraz gerilerden takılacak ki şık dursun. Şöyle sık iğne yaparak her bir sıranın başına bir tane sık iğne yapın. Yerleri zaten belli hepsinin. Şu ipi de içinde yedirdik. Bir de şuraya yaptık. Dediğim gibi zaten yerler belli, zorlanmazsınız ama bu dönüşte aynı yuvaya iki tane batın bakın. Dönüşte aynı yuvaya iki tane batın kasmasın. Sonra tamamen bunun üzerine sık iğne gidelim. Şöyle çok sıkmadan. Şimdi tamamen bunun üzerine sık iğne gidip o başa kadar gelelim. Şimdi ne yaptık? Buraya geldik, değil mi? Burayı da aynısını yapacağız. Hiç zor bir tarafı yok. Ağzına sık iğne gitmemizdeki amaç ağız kısmı biraz daha derli toplu dursun. Şuraya hemen bir tane daha yapacağım aynı yere. Burayı da aynı bu şekilde aşağı inin. Orada ipimizi keselim. Bakın. Böyle işimiz güzel yolunda gidince bir de mutlu oluyoruz ki, değil mi arkadaşlar? Bakın. Yaptık. Şimdi dil kısmını yapacağız patiğimizin. Sonra tabii süslemeleri, bunların rötuşları oluyor. Ondan sonra daha bir güzel duruyor. Arkasının amblemini yapacağız. Sonra dil kısmını yapacağız. Hemen hiç zaman kaybetmeden dil kısmına geçelim arkadaşlar. Durun. Şöyle bir bakalım. Ben bir ipimi alayım. Hemen dil kısmını da şöyle patiğimizi çevireceğiz. Tabii bu görüntü çok hoş bir görüntü değil ama böyle daha rahat yapıyorum ben. Şöyle hemen şuradan bakın. Şurada başlamıştık ya. Şuraya başlamıştık ya şu şekilde hemen şuradaki zincirden şöyle bir ip çıkaralım. Bunun üzerine 18 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 Şimdi aralara. Bakın zaten aralarda yerleri belirli. Bunun 18 sık iğnenin üzerine kurulan dil kısmının ölçüsü güzel oluyor bence. Yani dar olunca bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani şu ortayı bakın, şu ortaya 9 bu tarafa, 9 bu tarafa. Sık iğne yapıp o başa kadar gidelim. Benim videolarım çok uzun oluyor. Geldim bu başa, hemen tersten de sık iğne yapacağız. Önde görüşelim. İkinci sıra. İkinci sık iğneyi de yaptık. Şimdi hemen zincirimizi çektik. Aynı yerine battık. Yalancı trabzan olarak şöyle tamamen git gel yapacağız. Yalancı trabzan olarak böyle yalancı trabzanı 4 sıra yapın arkadaşlar. 4 sıra yalancı trabzan olacak. Git gel yapacağız. Hepsi bu. Şimdi 4 sıra 2 sıra sık iğne, 4 sırada yalancı trabzan gittikten sonra hemen siyahımızı aldık. Çünkü ben bunda siyah beyaz yapmak istiyorum. Siyahımızı alalım. Siyaha geçişi göstereyim. Bakın. Hemen şurada ikisini bununla çekiyoruz ki geçişimiz düzenli olsun. Hemen içine alalım. Çevirelim patiğimizi. Bir zincir çektik. Aynı noktaya battık. Yalancı trabzan.
3. Şimdi arkadaşlar bunu ortaya gelince şöyle ortalayalım bakalım kaç tane de bir ortada artırma yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane fazla kalıyor ama olsun. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane daha yalancı trabzan yapalım. Ortada bir artırma işlemimiz var bizim. Uyumlu olsun diye dilde biraz bombeli durması gerekiyor. Şöyle ben bir ayarlayıp ortayı bulayım arkadaşlar, size söyleyeyim. Bakın ayarladım. 8-8'miş, bir tane de ortadaymış. Şimdi ortadakine tığın üzerine aldık. Normal trabzan yapıyoruz. Biraz da uzatarak yapıyoruz. Aynı yuvaya 3 tane. Şimdi tekrar yalancı trabzan olarak devam edelim. Başa kadar. Son bir çevirelim. Şimdi sık iğne. 1 2 3. Hani siyah da görünmüyor ama siz 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar normal trabzan. 2 tane. 3 tane. Tekrar tığın üzerine aldık. Şöyle biraz sıkıca çekebileceğimiz tekrar şu 3 tanenin yanındakine 1. Bir de görebilsem 2 3. Yani ortada 3 tane yapmıştık ya, 3 tanenin tepesine bir tane de yanına normal trabzan yapıyoruz. Biraz bombeli dursun diye. Tekrar 2 tane, 3 tane şey yalancı trabzan, 5 tane normal artırma, hani 3 tane artırdık ya ortada, onun üzerine tekrar 5 tane normal trabzan yaptık. Sonra 3 tane yalancı trabzan, 3 tane sık iğne, tekrar bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Geri kalan kısmını tamamen yalancı trabzan. O öbür tarafta 3 tane sık iğne kalana kadar. Normal yalancı trabzan yapacağız. 3 tane sık iğne yapıp gelelim. Dil kısmının 4. siyahına gidiyoruz. 2 3 tane sık iğne. Tekrar hepsi yalancı trabzan. Böyle bu şekilde arkadaşlar 2 sıra daha gidip dil kısmını bitireceğiz. Yani bunun sonuna kadar anlatmaya da gerek yok, değil mi? Anladınız. 3'er tane başta sık iğne. Son sıramızı tamamen sık iğne yapacağız. Şimdi bundan başka bir sıra daha yapalım. Aynı şekilde 3 sık iğne yalancı trabzan olarak bir sıra daha yapalım. Şimdi gelin şöyle bir sayalım bakalım kaç sıra siyah yapmışız. 1, 2, 3, 4. 5. sırada bitireceğiz. Çünkü çok yüksek olmasına gerek yok. Dil kısmının bunun üzerine zaten amblen dikeceğimiz için burasını siyah yaptık. Şimdi bunun üzerine sık iğne, tamamen sık iğne yapıp bitirelim. Evet, bakın dil kısmını nasıl yaptık. Şöyle bunu da özet geçeyim. Dil kısmını 2 sıra sık iğne yaptık. Ondan sonra 4 sıra yalancı trabzan yaptık. Sonra buraya 5 sıra siyah yaptık. Sonra ipimizi kesip
Dil kısmı da bitti. Şöyle sağlamlaştıralım. Şimdi patiğimizin neresi kaldı arkadaşlar? Bakın. Şunları yapacağız. Bir de öbür patiğin şu arkasında şöyle mavi bir şey vardı. Onu da yapacağım. İçinizde kalmasın. Sonra bağcıklarını yapacağız. Hadi bakalım.